Abi evde rahatlıkla bulabileceğimiz nesnelerle yapılan 3 tane basit ve etkili numara yapıp gösterir misin demiş ve lütfen diye eklemiş. O zaman bu 3 numara senin için geliyor ve bu 3 numarayı direkt yorumlardan seçtim. Herkese iyi seyirler. Abi zihin gücüyle Lollipop'u nasıl hareket ettiriyorsun? Lütfen yapıp gösterir misin? Kardeşime yapacağım lütfen demiş. O zaman bu numara senin için. Şu şekilde elimde bir adet Lollipop var. Şu şekilde elime yerleştiriyorum. Dikkatli odaklanmamız gerekiyor ve yavaş yavaş Lollipop'un hareket ettiğini düşünüyoruz. Ve yavaş yavaş hareket ediyor ve bir anda ters dönüyor. Ay düştü. Bunu yapmak için Lollipop'u elimize düzgün bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Tam olarak şu kısma. Bakın şöyle. Zaten elimizin şeklinden dolayı kendisi otomatikman hareket ediyor. Hafif de eğimli koyduğunuz zaman bakın direkt bu şekilde hareket ediyor. Sizin sadece elinizle efekt vermeniz gerekiyor. Ben sözümü tuttum. Sen de lütfen beğenip takip etmeyi unutma. Hoşça kal. Abi kutu kola uçurma numarası yapar mısın? Arkadaşlarımı etkilemem gerekiyor lütfen demiş. O zaman bu numara senin için. Şu şekilde elinde boş bir kutu var. Ve şu şekilde elime doladığım zaman 1, 2 ve 3. Uçuyor. Tekrar indirmek için yapmamız gereken tek şey şu şekilde parmağımızı şıklatmak. Bu numarayı yapmak için sağ elinizin tam şurasına kutu kolanın alt kısmını şu şekilde doluyorsunuz arkadaşlar. 1 ve 2. İkinci kez doladığınızda zaten hava sıkışıyor. Bakın hiçbir şekilde düşmüyor. Bunu buradan düşürmek için yapmanız gereken tek şey elinizi şu şekilde hafif içeriye doğru şöyle bastırmak. Bunun sebebi ise içindeki havayı boşaltıyor ve direkt bakın çözülüyor. Ben sözümü tuttum. Sen de lütfen benim takip etmeyi unutma. Hoşça kal. Abi kapak ışınlama numarasını yapıp gösterir misin? Evdekileri şaşırtmam gerekiyor. Lütfen ya demiş. O zaman bu numara senin için. Şu şekilde elimde bir adet kapak var. Soda kapağı. Şöyle arka tarafa götürüyorum. Bomboş ve tekrar geri getiriyorum. Bu numarayı yapmak için soda kapağını hafif büküyorsunuz ve baş parmağınıza geçiriyorsunuz. Arka tarafa götürürken tam kolunuzun altına geldiği esnada şu hareketi yapıyorsunuz. Bakın. Avucunuzun içinde ancak parmağınızı dik getirmek zorundasınız. Arka tarafa götürdüğünüzde tekrar parmağınıza takıp getiriyorsunuz. Evet, ben sözümü tuttum. Sen de lütfen beğenip takip etmeyi unutma. Hoşça kal.